Dalga geçiyormuş gibi oldu hocam. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine merhaba. Balıkçı ve Oğlu Zülfü Livaneli'nin son kitabı. Onunla birlikte olacağız. Bu kitabın üzerinde duracağız. Bu kitabı çeşitli bağlamlarda tenkit etmeye çalışacağız ki siz de fark etmişsinizdir. Bu kitap daha çok sosyolojik eleştiri yapmaya müsait bir kitap. Bilmem fark edebildiniz mi? Daha çok karşımıza toplumsal sorunlar, çok az da olsa sınıfsal çelişkiler, değil mi? Fark etmişsinizdir. Kapitalizmin doğayı, çevreyi ve insanlığı tehdit etmesi gibi meseleler üzerinde durulmuş. Bu meseleler eleştirilmeye, incelenmeye çalışılmış. Kaldı ki zaten Zülfü Livaneli'nin kitabın sonundaki söyleşisinde de, değil mi? Bunu görmek çok mümkün. O orada zaten Marx'a, Engels'e atıflar yaparak, hatta Marx'tan, Engels'ten belki yararlanmak suretiyle doğadaki tahribatı önleyebileceğimizi ifade ediyor. Kaldı ki zaten sosyalistlerin bir kısmı da yeşil sol olarak biliriz. Bizim Türkiye'de de vardı, siz de biliyorsunuz. Doğanın tahrip edilmesiyle ilgili bir takım girişimler yapar. Bu girişimlerin temelinde de aslında ne vardır arkadaşlar? Kapitalizm eleştirisi vardır. Yani her şey nereye çıkıyor? Bütün dünyanın bütün bu başına gelen hadiselerin arkasında kapitalizmin olduğunu iddia ediyorlar ki Zülfü Livaneli de oradaki söyleşisinde bunu net olarak söylüyor bize. Dolayısıyla hakikaten de Zülfü Livaneli bu noktada haklı olduğunu da söylemek mümkün. Ama en başta şunu söyleyeyim. Yani bu eleştiri yapmam lazım. Bu kitapla ilgili bir yazı da işte önümüzdeki ay düşünüyoruz. Denemelerini topladığım bir kitabı neşredeceğim. Orada da yazacağım bunu. Harika. Evet, hani söylemiştim ya Süper. size. Söylemiştim ya şeyleri, PDF'leri Evet. çeviremiyorum falan filan diye. Güzel hocam. Tabii bayağı bir 150 sayfaya yaklaştık Evet. neredeyse. Bu kitapta bir boşluk var, eksiklik var. Ben her bölümün bittiği noktada o boşluğu, eksikliği hissediyorum. Sanki tamamlanmamış bu kitap. Bu roman tamamlanmamış sanki. Zaten kısa roman demek mümkün. Ya da uzun hikaye demek mümkün. Ya da novella diyorlar bu tip eserlere. Yani tam bir roman formatında değerlendirebilir miyiz? Bu eleştiriyi de yapmamız lazım en başta. Olaylar bitmemiş, tamamlanmamış. Diyaloglarda sanki bir eksiklik var. Aceleye gelmiş gibi sanki bazı şeyler. Ben bunları çok net bir biçimde bu romanı okurken hissettim. Ama şunun çok önemli ve değerli olduğunu da gördüm. Sizler de görmüşsünüzdür. Çevreye, doğaya karşı böyle olumlu, çevrenin ve doğanın tahrip edilmesine karşı çıkabilecek, buna itirazlarını en yüksek perdeden ifade edebilecek bir ses olması adına oldukça önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu da peşinen söyleyeyim. Niçin 3 ders olmadı bu? Çünkü bu roman 3 derste inceleyebileceğimiz kadar malzeme vermiyor bize. Net söyleyeyim bunu en başta. Siz de bilin. Yani 3. derste şey yapardık böyle. Bocalardık, birbirimizin yüzüne Yok. bakardık. Bahar Hanım hadi bakalım siz biraz bir şeyler anlatın. Falan olurduk yani muhakkak. Ben bu yorumunuzu çok merak ediyordum hocam. Evet, yok malzeme yok yani. Çok fazla malzeme yok. Valla Oysa evet. yine bu deneme kitabında benim bir yazım var. Yaşar Kemal'in İstanbul Üçlemesi. Al gözün seyreye salih. Kuşlar da gitti. Diğerinin adını unuttum. Neyse işte. Bununla ilgili bir şey yazdım. Deneme yazdım. Bu denemede doğa katliamı, işte doğanın tahrip edilmesi, bir çevreci yaklaşımla çok net, çok harika bir biçimde aktarılmış. Yani o mesela oradan bir romanı çekip çıkartsanız daha uzun konuşabiliriz üzerine. Bu romanın üzerine çok fazla konuşulmaz, uzun konuşulmaz. Ama netice itibariyle bizde, okurlarda bir duyarlılık geliştiriyor mu? Geliştiriyor. Yani orada durup bunun hakkını teslim etmemiz lazım. Bu roman kimse, yani pek çok insanda belki olmasa bile en azından bu duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunur. Bunu okuduktan sonra, değil mi? Mesela Seçil Hanım şimdi şey yapıyor. Ben öyle oldum dedi muhtemelen.
Mesela, değil yok mi? hayır hayır hocam ben Bahar Hanım'a işaret ediyordum. Ben çok Anladım. emin değilim yani çok emin değilim. Tamam. Neyse. Tamam, anladım. Evet, biz yine şey yapalım. Romanda gördüğümüz, daha çok biz ne üzerinde duracağız arkadaşlar burada. Bir de tabii şu da var. Şu da var. Onu da hemen söyleyeyim. Biraz da ortaya karışık olmuş. Biraz da ortaya karışık olmuş. Kıymalı, peynirli, kuşbaşılı pideler bir arada burada. Hepsini bir arada yiyebiliriz. O da mümkün. Yani işte doğanın yıkımı var. Not aldım ben. Göçmenliklerle ilgili problemler var. Onların çektikleri sıkıntılar. Değil mi? Yakinen biliyoruz. İstanbul'da yaşayan arkadaşlarımız özellikle, değil mi, buna şahit oluyorlar. Tabii bunun dışında bireysel dramlar var. Şimdi üçü bir arada olunca, üçü bir arada olunca hangi birinin tam olduğuna dair soru işaretleri uyanıyor insanın zihninde. Bu noktada da sıkıntılar yaşıyoruz. Ama neticede roman bizde çevreci bir duyarlılık geliştiriyor. En azından benim çevreci hassasiyetlerime karşı bir şey kazandırdı. Bilinç kazandırdı. Bu noktada hakkını teslim etmeliyim. Evet, romanın baş kahramanı Mustafa. Mustafa Bodrum'da geçimini balıkçılıkla sağlayan bir, bize yabancı gelmiyor. Başar Bey'e hatıralım, selam yollayalım. Eğer bu videoyu seyrederse, zannetmiyorum seyredeceğini de, ola ki seyretti. Başar Bey'in romanını hatırlayalım. Girit göçmeni. Değil mi? Girit göçmeni bir ailenin çocuğu Mustafa. Aynı zamanda sadece bu değil. Tabii bu ortaya karışığın içinde bunu da eklemek lazım. Giritlilere Türkiye'de gavur denmesi mesela. Babamın insanlarını seyrettiniz mi arkadaşlar? Hemen burada bir şey vereyim size. Biz tabii, ben onu daha önce söyleyecektim. Başar Bey'e de soracaktım. Netflix'te var arkadaşlar. Babamın insanları. Girit göçmenlerin çektiği sıkıntıları harika anlatıyor. Harika bir biçimde anlatıyor. Süper bir film. Şeyde, Netflix'te vardı. Belki açık erişimde de vardır. Babamın insanları muhakkak seyredin. Girit göçmenlerine Türkiye'de gavur denmesi, oradan göçmek zorunda kalmaları, Türkiye'den şeye gidenlere, Girit'e gidenlere gavur denmesi, yani Müslümanlaşmışsınız siz, en azından Hristiyanlığınızı kaybetmişsiniz denmesi, o insanların çektiği sıkıntılar, ne kadar vatanperver oluşları falan anlatılıyor. Babamın insanları müthiş bir film. Ben onu Başar Bey'e soracaktım. Unuttum. Aklıma gelmedi. Ondan etkilendim acaba diye. Mustafa Girit göçmeni. Eşi de Mesude de Girit göçmeni. Bir ailenin çocukları bunlar. Bunlar, yani tabii parça parça anlatılıyor burada geriye dönüşlerle. Bunlar küçükken birbirlerini sevmişler. Evlenmişler. Daha doğrusu Mustafa Mesude'nin üzerine düşmüş. Mesude'de de aşk duyguları, sevgi duyguları ortaya çıkınca bir müddet sonra evlenmişler. Mesude'nin böyle erkeksi bir karaktere, ergenlik çağına gelmeden önce erkeksi bir karaktere sahip olduğunu, hiç utanmadan erkeklerle boğuştuğunu, dövüştüğünü, gücünü gösterdiğini onlara, yani utanmak kelimesini geleneksel toplum olduğu için söylüyorum, toplumumuzun. Ondan sonra futbol oynadığını, ağaçlara çıktığını, değil mi? Biliyoruz. Böyle bir kız çocuğu. Şeyle, Mustafa ile evlenmişler. Bir çocukları olmuş. Deniz isminde. Sonra Deniz'i Mustafa bir balık avına çıktığında kaybetmiş. Çocuk boğulmuş. Bunun travması Mustafa'nın hayatını belirler nitelikte. Değil mi? Aslında bu travma üzerinden bile tek başına bu roman yazılabilir aslında. Tek başına bu travma üzerinden. Bütün göçmeni möçmenliği falan filan bir tarafa bırakın. Bu travma Mustafa'yı çok etkilemiş. Mustafa da zaten, değil mi, kişilik özellikleri itibariyle nasıl bir insan? Kişilik özellikleri itibariyle biraz böyle sinik bir karakter. Çok kendini göstermeyen, bir sorunla karşılaştığı anda ne yapar? Ne yapar? Uyuyan, o sorunlardan kaçan, işte hapishaneye girdiğinde de, değil mi, bunu görüyoruz. Oğlu vefat ettiğinde de işte eve gelip, tabii bir tepki biçimi. Yani buna da saygı göstermek lazım. Böyle bir insan. Deniz'i kaybetmişler. Deniz'i kaybettikten sonra Mustafa ile Mesude arasındaki ilişki de artık eskisi gibi yürümemiş, devam etmemiş. Birbirlerini, belki Mesude Mustafa'nın çocuğu balık avına götürmesine belki şeydir, bundan belki hoşlanmamıştır. Belki o yüzden bir şey hissetmiş olabilir eşine karşı. İlişkileri, evlilik ilişkileri
önceki gibi yürümemiş maalesef. Bir dakika ya, ben şu ışığı yaktırayım Eylül'de, bir dakika. Evet. Eskisi gibi yürümemiş. İlişkileri eskisi gibi yürümemiş. Bu tarafı yak. Evet. İlişkileri eskisi gibi yürümemiş. Bir takım sorunlar yaşamaya başlamışlar. Artık her şey bir evi otel gibi paylaşmaya dönmüş. İlişkileri önceki aşkını, şevkini kaybetmiş. Sonra bir gün Mustafa yine balık avına çıktığında ilk önce bir erkek cesediyle, ardından bir kadın cesediyle karşılaşıyor. Sonra bir baba Yunus, yani Yunus'a yaklaşım da çok önemli burada. Mustafa'nın aslında çok iyi niyetli, çok temiz, düzgün bir insan olduğunu görmek açısından söylüyorum. Bir baba Yunus bir bot getiriyor. Botun içerisinde de bir yavrucak var. İlk önce ölü olduğunu zannediyor yavrucağın. Sonra bakıyor ki yaşıyor, yavrucağı alıyor. Sonra kıyıya yaklaştığında bebeği saklıyor. Samir bebeği saklıyor. Kadınla adamı jandarmaya teslim ediyor. Sonra bebeği eve getiriyor. Karısı tabii şaşırıyor. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bize Allah denizde çocuğumuzu aldı. Denizde yine yeni bir çocuk verdi deyip çocuğu sahipleniyor. Ama tabii Mesude'nin zihninde korkular var. Öyle kolay bir karar değil bu. Başkasına ait bir çocuğu sahiplenmek. Sonra o çocuğun nüfus kağıdı, resmi işlemleri vesaire vesaire, bir sürü sorun var. Nasıl üstüne geçireceksin? Nasıl yaşayacaksın bir kasabada, köyde? Bu da imkansız. Bütün bunları Mesude sorguluyor. Ama Mesude'nin de bir şeye ihtiyacı var. Annelik duygusunu yeniden yaşamaya ihtiyacı var. O yüzden eşinin baskılı, eşinin zorlamalarına, eşinin ısrarlarına dayanamayıp çocuğa bakıyor. Sahipleniyor. Neyse. Ne yapabiliriz? Bu çocuğu nasıl üstümüze geçirebiliriz? Çünkü komşular gelip çocuğun evde olduğunu fark ediyor. Ne yapılabilir? Elbette ki kız kardeşi Filiz'in, Mustafa'nın kız kardeşi Filiz'in hamile olduğunu hatırlıyorlar. Ha, gideriz oraya, ikiz çocuk doğurmuş gibi yaparız. Şakacıktan, hani hastaneden kağıtlar falan çıkmıyor ya artık. Öyle rastgele doğuyor götürüyoruz, çocuğumuz oldu diyoruz ya. Burada da boşluk var. Yaparız, ne yaparız? Getiririz köye, kimse de bunu çakmaz diyor. Neyse, bu sivri akıllılar bunu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar, götürüyorlar. Çocuğu orada doğmuş gibi, ki ben Filiz'in eşinin yerinde olsaydım asla ve kat'a böyle bir işe girişmezdim. Kesinlikle girişmezdim. Yani devlete bebeği teslim ederdim. Eğer bununla ilgili bir girişim yapılıp da bu çocuk bana verilebilecekse çok memnun olurum diye bir dilekçe yazardım. Değil mi? Bunun bir usulü, bir yöntemi vardır. Ama tabii Deniz'in, kendi evlatları Deniz'in vefat etmiş olması adamın zihninin iyi çalışmadığını da gösteriyor. Mustafa'nın zihninin iyi çalışmadığını da gösteriyor. Yani Mustafa sağlıklı düşünemiyor arkadaşlar. Bunun böyle bir davranış sergilemesinin arkasında bu yatıyor. Mesude sağlıklı düşünerek eşini yönlendirmeye çalışsa da o da belki bir takım zaaflarından dolayı bunu bir türlü başaramıyor. Neyse, Nazilli'ye gidiyorlar. Çocuğu getiriyorlar. Deniz'i, yani Samir olan çocuğu Deniz ismiyle getiriyorlar. Sonra biz işte bunu şeyden aldık, Filiz'den aldık falan filan diyorlar. Neyse. Tabii şeyde de o Nazilli'deyken de bunu arayıp tekrar kendisini savcının sorduğunu, araştırdığını söylüyorlar. Savcıya gidip, savcı bunu çağırıyor, bir bebek ölmüş. Bebek kayıp, farkında mısın diyor, annesini bulduk. O da savcıya yalan söylüyor. Tabii yani hakimler, savcılar bundan hiç hoşlanmazlar arkadaşlar. Yarın bir gün inşallah yolunuz düşmez de, düşerse eğer yalan söylediğinizde önceki şeylerinizle sonraki ifadelerinizi karşılaştırırlar. Sizin hakkınızda olumsuz bir kanaat geliştirebilirler, yalan çıkarsa ortaya. Neyse ki aldırmıyor. Herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyor. Bir süre sonra köyde şaya yayılıyor. İşte bu bebeğin şey olabileceğine dair, kaybolan bebek olabileceğine dair. Savcı onu tekrar çağırıyor, bunu sorguluyor. Bu sırada kavga ediyorlar. Araları bozuluyor. Mesude çocuğu alıp annesinin yanına gidiyor. Yine çocuğu verme taraftar. Annesinin yanına gidiyor. Ve orada artık dayanamayacak durumda. Yani bir anneyi çocuktan ayırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu farkında kadıncağız. Ondan sonra gidip
Zilha, bizim Zeliha kelimesi Zilha'dır işte aslında. Zilha'nın, Samir'in gerçek annesi Zilha'nın bulunduğu hastaneye bir tanıdığı vasıtasıyla gidiyor. O odaya giriyor. Anneyi görüyor. Bir süre sonra da çocuğu annesine veriyor. Daha ikinci gidişinde de annesine veriyor. Zaten şeyde Mustafa da eşine karşı bana bir evlat veremediğin gibi çok aşağılayıcı, çirkin ifadeler, cümleler kurduğu için kadın tabii bunu elbette ki gurur meselesi yaptığı için annesinde kalmaya başlıyor. Neyse, roman burada böyle bir sekteye uğruyor. Hemen başka bir olaya geçiyoruz. Çünkü köyde bir doğa tahribatı var. Hemen ona yoğunlaşmamız lazım. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. O bireysel mesele bizi çok fazla ilgilendirmiyor o saatten sonra. Köy halkı bilinçli. Yani Ege köylüleri bilinçlidir arkadaşlar. Yani böyle şeyler karşısında seslerini çıkartırlar. Öyle bir özellikleri vardır. Onlar bir toplantı yapıyorlar. Bu toplantıda işte ormanlar katlediliyor orada anladığımız kadarıyla. Bunun dışında balık çiftlikleri, daha doğrusu balık hapishaneleri, balıkların zapturapt altına alınmasını, alt alta üst üste milyonlarca balığın aynı çiftlik içerisinde, aynı kafesler içerisinde yaşamasını, bazılarının ölmesini, balık neslinin sadece belli bir noktada toplanmasını falan, bunlara falan neden oluyor. Dolayısıyla bütün bunları, bir de şey de var, siyanürle altın arama. Asıl mesele bu. Bunları engellemek için gösteri yapabileceklerini düşünüyorlar. Orada tabii şey, neydi onun adı? Mesude annesiyle böyle çok güzel söyleşiyor, sohbet ediyor ama Mustafa'ya bakmıyor. Mustafa'nın da içi gidiyor tabii. Yani neticede ayrılmamışlar. Karısı, eve daha dün dokunabildiği kadın, orada ona nispet yapar gibi annesiyle kahkahalar atıyor. Aslında özellikle yapıyor. Çok belli bu. Sonra bir süre sonra Ömer köyün akıl hastası akıl sağlığı yerinde olmayan çocuğu gelip şeyi uyarıyor. Bizim elemanı uyarıyor. Onda böyle bir şeyler uyanmaya başlıyor. Gidip alsam mı karımı diye. Bütün arkadaşlarıyla toplanıp bizim şey Ulubatlı Hasan ya bizim Mustafa. İyi dalıyor ya. Yani böyle her şeye çıkıp önde gidebilir. Zaten bir hapishane tecrübesi de var. Hapishaneye girdi çıktı. Bu arada onu vermeyi unuttuk. Hapishaneye girdi çıktı. Bu tecrübesi de var. Ulubatlı Hasan kullanışlı. Ne yapılabilir? Kullanalım. Arkadaşlar diyor ki biz bu balık hapishanelerine karşı bir operasyon yapacağız. Sen de maşallah güzel dalarsın diyorlar. Tabii güzel içiyor, sarhoş oluyor ondan sonra. Sen hallet bu işi diyorlar. Mustafa da tamam diyor. Ya belki bu vesileyle köy için kahramanlık yaparsam Zeliha'yı, özür dilerim, Mesude'yi tekrar elde edebileceğini düşünüyor. Kendini ispatlamaya çalışıyor. Tabii yazar da bunu açıkça söylüyor. Yani kendini ispatlamaya çalıştığını, yani bizim sağ olsun bizim bulmamıza izin vermeden kendisi net bir biçimde söylüyor. Bu yüzden çok önemli bence. Ondan sonra gerçekten Mustafa şey yapıyor. Neydi onun adı? Mustafa girip kafesleri kesiyor. Kafesleri kesince milyonlarca balık dışarıya çıkıyor. Bir sürü balık. Herhalde levrek değil mi? Ya da farklı hatırlayamıyorum ama levrek diye hatırlıyorum sanki. Bir sürü balık dışarı çıkıyor. İpini koparmış gibi. Sonra tabii bu arada jandarma, polis neyse işte şeyden geliyorlar herhalde. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan birileri geliyor diyor ki Mesude'ye böyle böyle bir durum oldu. Bu çocuğu sahiplenir misiniz? Yani çok mutlu oluyor, seviniyor. Çocuğu aslında verdiler ama işte Tanrı onlara yine çocuğu bir biçimde hediye ediyor. Zilha demiş ki Afganistan'a geri gönderecek. Yani Afganistan'daki sorunlar da birkaç cümleyle de olsa ön planda. Suriye'deki meseleler de tabii, hatta Suriye'deki şeylere de bir miktar onlara ayrımcılık yapılması da gündeme gelmiş burada. Sonra Zilha çocuğu götürse, çocukla birlikte gitse, zaten kadın orada İslamcıların hakim olduğu her yer berbattır zaten. Gitse orada Afganistan'a ne yapacaklar? Katledecekler. Kaçtı ya bir kere zaten. Oraya tekrar gönderildiğinde, sınır dışı edildiğinde muhtemelen kaçan insanlara daha olumsuz muamelede bulunacaklar. Taliban, lanet olası Taliban. Ondan sonra dolayısıyla şey yapmıyor. Çocuğu da Türkiye'de işte şeye teslim etmek istiyor. Neydi onun adı?
Mesude'ye teslim etmeye. Neyse çocuğu gidiyorlar teslim alıyorlar. Bu sırada Mustafa şey yapıyor, gidiyor kendisini piyon olarak kullanan arkadaşlarına diyor ki, ya bakın beni adetmeyin, beni sakın bu şeyleri kesti diye söylemeyin. Ben yeni bir hayata başlayacağım. Yeni bir hayata başlayacağım. Bu hayata başlamam için Mesude'nin beni sahiplenebilmesi lazım. Kaldı ki Samir'i üzerimize geçirebiliyoruz ki savcılıktan temiz kağıdı almamız lazım. E tabii yani sen oraları kesersen, biçersen, şu olursa bu, sana temiz kağıdı vermezler. Asla vermezler. Dolayısıyla tabii temiz kağıdı alıp almadığını öğreniyor muyuz? Öğreniyoruz. Çocuğu almaya gidiyorlar çünkü. Esirgeme kurumuna çocuğu almaya gidiyorlar. İşte iki kadın. O anlar, o anlatım çok güzel. Orayı okumak istiyorum. İki kadın yan yana geliyor ya. Samir'in annesi Zilha'yla şey neydi onun adı? Mesude. Diğer kadınların bulunduğu yere gidip çocuğunu emziriyor şey. Yani son kez emziriyor. Neydi onun adı? Zilha. O an çok etkileyiciydi. Romanın belki de en başarılı paragrafı orasıydı arkadaşlar. İnsanı gördüm orada ben, insanı. İnsan vardı orada, bir kadın vardı. Bir kadın çocuğunu sütüyle beslemeye çalışan ama çocuğundan o anda ayrılacak olan bir kadın vardı. Diğer kadın da, çocuğu alacak diğer kadın da çocuğun başını okşarken işte Zilha'ya böyle dokunmaya çalışırken başka bir annelik hassasiyetiyle, başka bir kadınlık hassasiyetiyle hareket etti. Roma'nın bana sorarsanız en başarılı tarafı, en güzel yanı orasıydı. Ben bunu oraya okurken böyle ağlayacaktım neredeyse. O kadar kendimden geçtim. Çocuğu alıyorlar. Roman orada bitiyor tabii. Roman kesiliyor. Aslında sanki boşluk kaldı dememin nedenlerinden biri de sonucun keşke böyle bitmeseydi. Yani böyle bir trajik bir şey olsaydı, dramatik bir şey olsaydı. Ama şunu görüyoruz romanın. Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazıldığını görüyoruz. Nedir toplumcu gerçekçiler arkadaşlar? Adından belli zaten. Hem toplumcu bir hassasiyet hem de gerçekçi bir hassasiyet geliştirmek. Yani toplumu realistlerin yaptığından, naturalistlerin yaptığından da öteye giderek toplumdaki bir takım sorunları özellikle sosyalist paradigmadan hareketle eleştirmek. Sınıfsallık burada ön plana çıkıyor. Yani eleştiri bağlamında söylüyorum. Romanda sınıfsallık var mı? Yani belki zorlasak çıkartabiliriz. En azından istilacı kapitalistlerin durumunu böyle birkaç cümleyle değinilmiş ya romanın sonlarında. Bunları değerlendirirsek belki kapitalistlerle ama şey yok tabii, proletarya yok. Bize bir de proletarya lazım aslında. Toplumcu gerçekçilik kapitalist proletarya çelişkisini, yani ezen ezilen çelişkisini bir patron işçi münasebeti şeklinde anlatması lazım. Burada daha çok köylüler var. Proletarya olarak köylüler çıkıyor karşımıza. Yani emeğiyle, emeğinden başka hiçbir şeyi olmayan insanlar bunlar. Çalışan kişiler. Toplumcu gerçekçi yazın, edebiyat bize daha çok bu çelişkiyi verir arkadaşlar. Bir bakıma altyapı, üst yapı arasındaki çelişkiyi ortaya koyar. Ve merkezde ne vardır? Merkezde ekonomi vardır. Bu romanda da biz ekonominin merkezde olduğunu görüyoruz aslında. Değil mi? Neden? Yani toplumcu gerçekçiliğe neden uygun bu roman? Şundan dolayı, çünkü bir tarafta kolay yoldan zenginleşmeye çalışan bir grup var. Bunlar balık hapishaneleri, değil mi? Balık hapishaneleri gibi gerçekten balıkların işkence göreceği, bir takım kafesler yaparak daha fazla balık yetiştirmek istiyorlar. Ve onlar bu vesileyle daha çok para kazanacaklar. Ama bir yandan da ekmeğini sadece oltalarıyla, bizim Mustafa'yı da burada düşünebiliriz değil mi? Mustafa bazen balıkları, yunusları kesip atıyor şeylerini, ağları kesip hayvanları serbest bırakıyor. Siz de biliyorsunuz. Yunuslarla da arası iyi. Direkt doğrudan aklıma şey geldi. Helman Mölvi'nin Moby Dick'i geldi. Orada da böyle bir şey var ya, yunuslar falan, yunusların peşinden koşmak, orada dostluk kurmak falan filan. Amat'ta da var biliyorsunuz, hatırlayın bunları. Bu hapishanelerde toplanan balıklar birilerine para kazanacak ama Mustafa gibi küçük balıkçılar daha fazla balık avlayamayacaklar. Ve yaşamlarını geçindirmek için mesleklerini sürdüremeyecekler. Ne yapıyorlar onlar da?
balık hapishanelerinin çevresine gidip oradan kaçan balıklar ya da işte oradaki yemlerden dışarı çıkan çıkan olursa diğer balıklar o yemleri de topluyormuş ya. Oraya gidip oradaki balıkları avlamaya çalışıyormuş. Ve ne oluyor aslında? Balık nesli de bundan dolayı tükenmeye başlıyor. Balıklar iyi şartlarda yaşamadığı için bir bakıma katliam yapılıyor. Bunun adı katliamdır. Ben o kafesleri uzaktan gördüm. Bizim şeyde de var. Denizde değil, akarsularda da yaparlar. Isparta'dan Antalya'ya giderken bir çay var. Hatırlayamıyorum adını. Yani nehir, çay neyse işte. Orada dev dev bu hapishanelerden var. Ama tabii bu bahsettikleri daha büyük anladığım kadarıyla. Çünkü lojmanları var. Silahlı insanlar bekliyor değil mi? Orada biliyoruz lojmanların önünde. Bunlar var. İkincisi yine merkezde ekonomi olduğunu söyleyebiliriz. Toplumcu gerçekçi dedim ya. Yani sosyalist bakış açısıyla yazılmış bir roman olduğu bu anlamda çok ortada. Bir taraftan da altın aramak isteyen, bizim Çanakkale'de de oldu hatırlayın. Çanakkale'li köylüler de bazı siyasi partilerin kendilerine destek vermesiyle harika eylemler yaptılar. Zeytin ağaçları katledildi burada biliyorsunuz siz de değil mi? Bizim şeyde Kaz Dağları'nda. Yakın şurada ya 100 kilometre ötede. Dolayısıyla bir taraftan siyanürle altın arayan, siyanürle köylüleri zehirlemeyi göze alan ama bir taraftan da köylülerin servetleri olan o güzelim ağaçları, zeytin ağaçlarını ki çok değerlidir o ağaçlar, kesmeyi kendilerine bir vazife edinen, sırf para kazanmak için, daha müreffeh yaşamak için, bir bakıma kendi ailelerine ve kendi sınıflarına faydalı olabilmek için bunu gerçekleştirmeye çalışan kapitalistler var. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor aslında? Burada sınıfsallığı bu şekilde konumlandırabiliriz. Bunlar köylülerin haklarını gasp ediyorlar. Ama burada tabii bu sınıfsallıkta, bu ezen ezilen ilişkisinde emek ön planda olması lazım. Ezenlerin emeğini sömürmesi lazım proletaryanın. Burada öyle değil. Bir emek sömürüsü yok. Yani köylülerin emeğinin sömürülmesi bir durum yok. Köylülerin yaşam mücadelesi bir durum söz konusu. Köylüler bir bakıma emeklerini harcayarak para kazanabilecek, yaşamlarını sürdürebilecek, ailelerinin geçimini sağlayabilecek mesleklerinden belki de uzaklaşmak, bu meslekleri bırakmak zorunda kalacaklar kapitalistlerin bu şeylerinden dolayı, girişimlerinden dolayı. Bu noktada emeğin sömürüldüğünü söylemiyoruz. Ama emeğin gasp edildiğini, emeğin kullanılamaz hale getirildiğini söylemek mümkün. Böyle bir toplumcu, gerçekçi perspektif söz konusu. Evet, bu perspektif güzel yakalanmış. Belki de romanın başarı hanesine yazılabilecek hususlardan biri de bu. Tabii toplumcu gerçekçilik içerisinde toplumla ilgili olan her şeyin çok önemli olduğunu söylemiştim az önce. Toplumu ilgilendiren her ne varsa, dolayısıyla insanı ilgilendiren her ne varsa toplumcu gerçekçiler bununla ilgilenirler. Bunun üzerinde dururlar. Aynı zamanda toplumsal cinsiyeti hatırlayın. Bu meselede belki toplumcu eleştiri bağlamında ele alınabilir. Bir de ne vardır biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu daha önce? Eko eleştiri. Duyan var mı arkadaşlar? Merak ediyorum. Eko eleştiri, eko kurgu. Sizin şimdi yeni bir kavramla tanıştıracağım sizi. Yani tanışanlar var mı? Yok, kimse yok herhalde. Eko eleştiri, eko kurgu. Ben işte yeni kitap için İstanbul üçlemesini bu bağlamda bakıyorum dedim ya, doğa bağlamında. Bu bakış açısıyla değerlendirmeye çalışıyorum. Eko eleştiri bu manada artık sizin de belki yazarken yapabileceğiniz eleştirilerden biri olabilir. Nedir eko eleştiri? Ekoloji ve eleştiri sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir sözcük. Eko eleştiri. Eko eleştirinin merkezinde ne vardır? Doğanın tahrip edilmesi vardır. Çevresel sorunlar vardır. İnsanla doğa arasındaki ilişkinin bozulması, kendi doğallığını yitirmesi vardır. İnsan bir canavardır aynı zamanda, unutmayın.
insanın doğayı katletmesi vardır. Zenginleşmek için, daha çok para kazanmak için veya daha kolay para kazanabilmek için doğayı katleden insanlar aslında kendi çocuklarının hayatlarını da hayatlarında bir şeye de sokarlar. Tehlikeye de sokarlar, riske de sokarlar. Bu ne demektir? Evet, sen belki siyanürle altın ararsın ama o siyanür insanlara zarar verir. Onların çocukları da bundan zarar görür. Dolayısıyla bütün bir toplum bunlardan etkilenir. Çocuklarının yaşamını kısaltır. Ormanların işte burada da var, bu romanda da var. Villa yapmak için ya da işte daha böyle oteller yapmak için yakılması. Olmadı mı Türkiye'de de bunlar? Oldu arkadaşlar. Duyduk bazı şeyleri. Yakılması, ağaçların kesilmesi, değil mi? Dolayısıyla şeyin neydi onun adı? İnsanın oksijen kaynağı olan ağaçların sırf insanların veya bir grup insan, biz belli bir sınıfın refahı için, mutluluğu için tahrip edilmesi, yok edilmesi gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzda biz ne yaparız? Eko eleştiriyi bir eleştiri metodu olarak eko kritisizmi ön plana alıp bir eleştiri yaparız. Bu manada edebi eserin insanı merkeze aldığını ve insanla ilgili her şeyin insanla ilgili olan insan ve tabiatla ilgili olan her şeyin eko eleştiriyle eleştirilebileceğini söyleyebiliriz. Bir bakıma eko eleştiri nedir arkadaşlar? Çevre hassasiyetini, doğaya, tabiata karşı hassasiyeti edebi eserlerle sağlamaya çalışmak ya da sanatsal eserlerle. Sağlanır mı bu sizce? Bana sorarsanız kamu spotlarından daha fazla sağlar. Tiyatrolar, filmler, değil mi? Sonra ne bileyim romanlar, hikayeler, çevreye karşı içinde bulunduğumuz çevreye ve bizim yaşam kaynağımız olan tabiata karşı hassasiyeti çok ciddi bir biçimde geliştirir. Bunun asıl niçin edebi eserler, sanatsal eserler geliştirir? Çünkü bir kere bir estetik vardır ortada. İnsanların güzellik duyusuna hitap eder edebi eserler, sanatsal eserler. Ve aslında kamu spotlarındaki o birkaç saniyelik, birkaç dakikalık gösterimlerden ziyade bir hayatı, burada olduğu gibi bir hayatı bu merkezde görebilmemizi sağlar. Şunu görürüz. Ya evet, bu yaptığım eylem benim yaşamıma mal olacak. Ben çevreye verdiğim zararla aslında kime zarar veriyorum? Kendime ve evlatlarıma zarar veriyorum. Doğru mu söylüyorum? Evet. Evet, yani bir toplumun yaşamını, bir toplumun geleceğini tehdit ediyor. Dolayısıyla bu toplum içerisinde yaşayan insanlar bu doğadan gerektiği gibi faydalanamayacaklar ve belki de doğanın katledilmesi, doğanın tahrip edilmesi beraberinde insanların sonunu da getirecek. Değil mi? Bu eleştirinin merkezinde bu var aslında. Sosyal bir eleştiri. Ama aynı zamanda İkinci, üçüncü nesil eko eleştiri de sadece, bakın burası çok önemli, bu roman bağlamında önemli. Sadece doğayla insan arasındaki münasebetler ele alınmıyor. Aynı zamanda ne ele alınıyor biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Kapitalizm. Toplumsal yozlaşma. Kadınların sömürülmesi. Burada yok mu? Kadınlara karşı... İşte Mustafa her ne kadar iyi bir çocuk olsa da karısına ne diyor? Kadın olaydın da çocuk doğuraydın diyor, değil mi? Bana evlat vereydin diyor. Mesela bu oraya entegre edilebiliyor. Kapitalizmle ilgili sorunlar entegre edilebiliyor. Ne bileyim, başka sosyal meseleler de, sınıfsallık mesela, entegre edilebiliyor. Bu noktada eko eleştirinin ikinci ve üçüncü
versiyonları şeyde Livaneli'nin kullandığı versiyonlardandır diyebiliriz. Dolayısıyla yazar burada sadece Zülfü Livaneli Balıkçı ve oğlunda sadece bir sosyal probleme, tabiatın tahrip edilmesine, göçmenlerin yaşadığı problemlere, belki ortaya karışık bunun için yapıldı, değinmemiş. Sadece bunlara bu yüzden değinmemiş. Yani sadece özür dilerim, ben de karıştırdım. Sadece çevresel sorunlara bunun için değinmemiş. Aynı zamanda diğer meseleleri de, göçmenleri de, değil mi? Kapitalistlerin ülkeye verdiği zararı da, değil mi? Devlet kademelerindekilerle arasının iyi olmasından dolayı bu insanlar çok kolay bir şekilde ruhsat alıp ne yapıyorlar? Doğayı tahrip edebiliyor. Romanda böyle anlatıyor. Ben söylemiyorum abi. Roman söylüyor bunu. Ama sonra, değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Kolay ruhsat alıyor bu insanlar. Dolayısıyla ne oluyor? Şunu görüyoruz aslında. İki tane sınıf var arkadaşlar. Temelde iki tane sınıf var. Birincisi elitler. Gücü elinde bulunduranlar. Paraya istedikleri gibi hükmedenler. Ellerindeki parayı sürekli olarak artıranlar. Bir de kıt kanaat yaşayıp hayatı tüm renkleriyle kucaklayamayanlar ve dolayısıyla kapitalistlerin eylemlerinden, girişimlerinden dolayı zarar görenler. Ya emekleri sömürülüyor bu insanların, ya da burada örneğinde gördüğümüz gibi Karadeniz'de de oldu, hatırlayın. Karadeniz'de de o köylü teyzeyi hatırlıyor musunuz? Aslan gibi çıktı. O şeyler, isim de vermeyeyim de, Karadeniz'deki eylemlerde o teyze öne çıktı. Ege'deki teyzeleri hatırlayın. Asterix gibi giyinen amcaları, göbekli göbekli. Hatırlıyor musunuz? Helal olsun o insanlara. İşte böyle bir damar da var. Bu insanların yaşamını da tehlikeye atıyor aynı zamanda. Sadece emek sömürüsü değil bu noktada ön plana çıkan, aynı zamanda insanların yaşamının tehlikeye atılması. Birkaç saniyemiz kaldı. 40-50 saniyemiz. Her neyse. Gir çık yapalım arkadaşlar. Mesajlar var. O mesajlara bir bakayım hemen ya. Boşa gitmesin o mesajlar. Ha, evet. Tamam Seçil Hanım, doğru söylüyorsunuz. Parodi doğru, o da doğru. Falan filan. Çok güzel. Videoya çekiyoruz arkadaşlar. Çok üzerinde durmayayım ben isterseniz. Görüşürüz biraz sonra. Hemen girelim çıkalım.